Çello Müzik Akademi'den bu hafta da hepinize merhaba. Yine çok kıymetli bir İspat Akademi Türk Müziği Topluluğu'ndan çok kıymetli bir konuğum var bugün. Cafer Topal. Hoş geldiniz Cafer Hoş Bey. Nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Siz nasılsınız? Çok teşekkürler. Ben de heyecanla bekliyorum. Her hafta izleyenlerimiz gibi sizleri tanımaya ve biraz daha değişik sohbetler açmaya, müziğe dair bir şeyler konuşmaya. Evet, nasıl başladınız müzik yolculuğuna? Valla şehrin yoğunluğundan buraya taşındığımda 2014'te bir sene yaklaşık bir boşluk yaşadım. Semti sorayım mı? Hangi semtler? Nerede? Kasımpaşa'dan geldim. Oo, tam yoğunluk. Kasımpaşa'dan başladım. Burada da bir boşluğa düşünce o dönem İsmail müzik kursları vardı. Hı hı. Bilakis klasik Türk sanat müziği hem de ağırlıklı. Evet. Oraya giderken işte müziğin içine girmiş olduk. Oradaki hocayla beraber onun korosuyla başladık. Hı hı. Ve bu arkadaşlara, Sevim Bey'le bir arkadaşımıza tanıdık. Gelişimiz ve gelişimimiz bu şekilde oldu. Şimdi ben bu yıl sizinle başladığımda kemik bir kadro var tabii, evet. Ki yani Çello'nun başından itibaren, Çello Müzik Akademi'ye başından itibaren, kuruluşundan itibaren devam edilen bir kemik bir aile, evet, yapısı var. Bu aile yapısında da çok önemli bir yer teşkil ediyorsunuz bana göre, gözlemlediğim kadarıyla. Evet, da. Ben onlarla 8 yıldır beraberim, aha, 10 yıldır beraber olan arkadaşlar da var tabii. Ben 2016'dan dahil oldum ve buranın açılışıyla beraber de hiçbir zaman bırakmadım Nebi'yle sevgili. Harika. Cumartesi dahil, sabahları uğramak dahil, akşamları geçerken dahil. Bir kahve içeyim kısmı da çok önemli. Tabii. Arkadaşlarımla günümü değerlendireyim, evet, hadi bir soluk alayım. Kesinlikle. Sadece müzik dışında yaşayan bir yer burası. Tabii. Sadece müzik yapılmıyor aslında. Yani herkes birbirini hemen hemen aile olarak da biliyor. Evet. Sohbet konularını biliyor. Hı-hı. Kim neye meyilli onu biliyor. Sohbet geniş burada. Onun için buradan geçerken muhakkak uğranır, sohbet alınır yani. Ne güzel. Peki Cafer Bey, dediniz ki müzik şehrin çok yoğunluğu vardı, evet, ve ben Bahçeşehir'e geldim. Bahçeşehir'e gelirken niye bir başka hobi değil de müzikti? Türk müziği ya da? Daha doğrusu ben televizyonun ilk zamanlarında bu tür sanat müziğine aşinayım. Çünkü yayın bittiği zaman Necef'le maşrapalar çıkardı. Ve orada sanat müziği, klasik Türk müziği çıkardı. Biz orada kulağımıza bir kere ondan dolmaya başlamıştık. Yurttan Sesler korosu çıkardı. Biz Kasımpaşa'yız, orada yukarıda eski gazinolar var. Tabii. Annelerimizin anlattığı, babalarımızın anlattığı, şu anda TRT 3 stüdyosunun olduğu yerde Cumhuriyet gazinosu var. Oralarda Safiye Aynalar Müzesi, Senarlar. Peki onu soracağım. Onların çıktığı zamanlarda annelerimize. Orası muhteşem bir lokasyon. Dediğiniz gibi musikinin çok yoğun olduğu. Birazcık oraya çıkarsak Harbiye radyo. Dolayısıyla bu müzikal yoğunluğun, o tansiyonun en yüksek olduğu lokasyon. Bir gazino ya da küçük kendim. Gazinoda bir sanatçı izlemiştiniz var mı? Ya da hatırladınız? Gazino'da değil de şu anki Kasımpaşa Stadı'nın olduğu yer bir büyük çay bahçesiydi. Hı hı. Mesela Müslüm Gürses oraya daha çok ünlü olmadan oraya gelirdi. Orada da kimse bilmiyordu tabii Türkiye'de adına. Oralarda çay bahçesi şeylerinde seyrederdik onları. Bu tabii o yıllarda müziği tam bir kültür, yaşama şekli. İşte Türk film müziklerine baktığınızda da, Yeşilçam müziklerine baktığınızda da tamamen Türk müziğinin eserleri. Belki tamamen gündemi belirleyecek konular aslında şarkılar. Bir film müziğine konu olduysa o şarkı alıp götürüyordu, alıp değil mi? Evet. Peki anne babaya gidersek ya da evdeki, siz küçükken soruyorum, anne baba, kardeş, onların müziğe yaklaşımı nasıldı? Yani annem aynı zamanda Cumhuriyet Gazinosu'nun az aşağısı Aynalı Çeşme'dir. Orada ablam uyuturken işte şeyin sesleri gelirmiş gazinodan, hı-hı, okuyanların. Onların mesela repertuarı, annemin repertuarı o konuda sanat müziğinde iyiydi.
80 öncesinin genci olarak bu kadar popüler kültürün olmadığı, sosyal medyanın olmadığı zamanda sanat müziği ağırlıklı daha çok kulağımıza dolan nameler vardı. Evet. Şimdi o dönem anlatırken gözleriniz öyle bir parlıyor ki ben de o heyecanla daha ne alabilirim, hangi duyguları alabilirim diye bakıyorum. Şimdi günümüze döndük. Günümüzde o dönemde yaşadığınız duygularda ne eksik bu dönemde? Çünkü belli ki bir eksik var, tamamlanmaya çalışan çok şey değişti, sosyal medyaya geldi her şey. Şimdi müzik tabii, nasıl anlatacağım, bilmiyorum da. Olsun yani, ne hissediyorsunuz? Yani çok fazla mı sosyal medya, eskiden işte çay bahçesi diyordu. Tabii. Sosyalleşme yerleri farklıydı şimdi, sosyal medyalar çok değişti. Farklı. O zaman canlı izleyebileceğimiz birçok yerler vardı. Mesela Gülhane Parkı da vardı. Ya işte. İşte dediğim gibi o Cumhuriyet Gazinosu'nun çay bahçesi olan bölümü de vardı. Hı. Şimdi ancak bu tip yerlere girerek ben müzik bir şey yapabiliyorum. İşte belki de evet dediğiniz gibi belki de yerini artık daha küçük lokasyonlara, işte daha büyük mecralardan, ülkenin geldiği nokta da o zaten. İşte gazinoları biraz daha küçültmek, daha büyütmek ve müziğimizi yaşatan belki en önemli kurumlar da korolar aslında. Kesinlikle. İşte o duyguyla o arayış belki geldi buraya yerleşti. Tabii şimdi zaten o dönemde bizim gazino gibi kültüre ayıracak bütçelerimiz de yoktu. Gitme şansımız da yoktu. Ama tabii hemen hemen repertuarlı kafamızda yaşıyorduk, biliyorduk. Burada da böyle bir imkan olunca bir hobi olarak, amatörce bir hobi olarak değerlendiriyoruz. Peki şunu soracağım. Şimdi dedim ya anneniz babanız, şimdi geldiniz bu döneme, evlendiniz, iki çocuğunuz var. Evdeki Türk müziği tansiyonu nasıl, oradaki durum nasıl merak ettim. Ben tabii konser öncesi repertuara çok önemli bir çalışırım. Söz olarak. Bu arada bunları söyledikçe de oğlumdan hemen hemen aynı repertuarı öğrenmiş olur. Kaç yaşında? 22 yaşında. İsmi nedir? Berkay. Berkay. Kızınız mı? Aylin. Aylin o kaç yaşında? O 28 yaşında. Berkay ve Aylin'e de buradan selamlarımızı iletelim o zaman. Berkay öğrendi. Aylin ne yaptı? Aylin o kadar değil, o biraz daha popbari. Ama tabii kulak aşinalığı var bu konuda. Ama Berkay ezberliyordu bazıları. Harika. Eşiniz? Eşim çok müzikle alakası yok. İyisi. Peki, Cafer Bey sabah kalktığında günü müzikle, müziği neresine koyuyor? Yani gün kalkmaz radyoyu açarım. İşte radyo dinlerim ya da işte YouTube kanalından hangi sanatçı aklıma takıldıysa, hangi şarkı aklıma takıldıysa onu açarım. Arabaya binerim, şunu yaparım gibi rutinleri var mı mesela? Sabah o kadar değil de akşam genelde daha çok YouTube üzerinde bilmediğim, duymadığım şarkılar eğer YouTube'da varsa o nameleri dinlemek isterim, öğrenmek isterim. Ama sabahları genelde bülten dinlerim, haber bülteni. Gün içinde de ancak kafamızdan böyle gelirse mırıldanırım bazı şarkıları. Salı günü buradayız, sonra cumartesi de izin. Sizin kendi aranızda aslında hadi bakalım ya bir çayla gidelim de müzik yapalım diye serbest geçeceğiniz alanlar var. Orada nasıl hissediyorsunuz kendinizi? Orası işte çok güzel. Zira salı günü de çok güzel. Şimdi niye? Şimdi bitiyor salı günü. Çarşambadan sonra haftanın tekrar salı olması için iple çekiyorsunuz tabii. Repertuar ve buradaki arkadaşlarla kaynaşma, sohbet. Burada güzel bir ortam var. Cumartesi daha da ayrı bir şey. Daha farklı arkadaşlar da geliyor enstrüman olarak. Biraz daha zengin oluyor. Bir de serbest oluyor. Hem batı da çalışabiliyoruz. Tabii, tabii. Hem sanat müziğinde. Nereden vurursa artık enstrüman söylemeye çalışıyoruz ve mutlu oluyoruz. Musiki'de benim dikkatimi çeken şu, hoca tarafından baktığımda. Kişi eğer kendini müziğe tamam ama ortama ait hissediyorsa o zaman değmeyin keyfine kişilerin potansiyelleri artıyor, ilgileri artıyor, daha ne katabilirim, ürünler başlıyor. Ben kendi adıma bunu gözlemliyorum. Her
herhalde sizde de bu aile yapımcısı olduğu için cumartesi ve diğer günler. Biz tabii cumartesi de ilgili çekiyoruz. Hem bu mekanı yalnız bırakmam adına, hem musiki olan sevdamız adına. Burada da güzel bir ahenk oluyor hakikaten. Duyulacak gibi de olmuyor. Hatta bazen zor bırakıyoruz çalamına da. Şunu soracağım. Eski o hani gazino dönemi dedik ya. Orada evet orada dinlemedik belki ama en çok ya şu solist benim kalbime çok hitap ediyor. Evet bu dediğiniz kişi var mı yani isim olarak? Bayağı bir erkek fark ediyor. Hiç fark etmez. Yok hiç fark etmez. Zeki Müren sesini çok severim ben. Türkçesini, telaffuzunu çok severim. Ve bütün sanatçıların da o Türkçe ve telaffuzu kullanmasını yeğlerim. Tabii ki bir güzel insanlar. Bunlar duayen. Çok var aslında da biz hani illa bir sıralama yapmamıza da gerek yok ama. Sıralama değil de ben mutlaka isimleri de geçirmek istedim. Yani burada bir mecra var ve bu mecrada da o ustaların, o çınarların isimlerini zikretmek istedim açıkçası. Son dönemlerde mesela bir Zekai Tunca. Evet. Güzel eserleri var. Bir zamanlar güzel sesleri var. Evet. Benim gençliğimin Necdet Tokatlıoğlu'nun güzel parçaları vardı. Ben hemen hemen Safiye Ayla'yı da dinledim yaşarken. Son zamanlarda kadar. Müzeyyen Hanım zaten bayağı bir yaşadı. Aklıma gelmiyor ama birçoğunu dinledim. Evet, yeterli zaten. Peki şunu soracağım. Sizin gibi artık şehirden uzaklaşayım değil de şehrin karmaşasında bile olsa yaşayan o hani sıkışmışlık var ya büyük şehrin sıkışmışlığı oradaki kişilere buradan bir mesajımız olsa ne iletmek istersiniz? Yani ne yapsınlar kendileri için? Özellikle İstanbul gibi büyük metropolün içinde yaşamak belli bir gerginlik, yorgunluk, ne bileyim farkında olamama belki o sıkışmışlığın içinde. Herkesin muhakkak bir yeteneği vardır bir konuyla alakalı ama müzik, ama edebiyat, ama sinema. Benim dalım müzik. Müziğe eğer ilgisi varsa, bölgeleriyle alakalı eğer korular da varsa muhakkak katılmalarını temenni ederim yani isterim. Çünkü hem rehabiliteyle buralar gerçekten. Hem kaynaşma yeri, sosyalleşme yeri, ufuk açma yeri. Birbirinden etkilenerek yeni ufuklar, yeni bilgiler alabiliyor insan. Şehirde de olsa ben tabii buna çok yandım aslında. Çok geç başladım. 50 yaşında. Ama gençliğe bir şey yok biliyor musunuz? Ama. Koroda herkesin yaşı eşitleniyor. Müzik böyle bir şey. Evet. Herkesin yaşının yukarısı aşağı, aşağısı yukarı böyle eşitleyen bir ruha getiriyor aslında belki de. Genç diye bir şey çok da kabul etmiyorum ben. Ama gençliğinde keşke daha çok ilgilenebilseydim. Aslında var. Niye? 1970'li yıllarda mesela mütürlerin arkasına takılan fişler var. Evet. Forzelen fişler. Ben onunla mikrofon olarak alıp onu kullandığımı bilirim yani. Evet. Oradan gelen bir şarkı hevesim var benim. Belki de oradan başladım. Şunu söyleyebilir miyiz o zaman? Yaş önemli değil. Hayaliniz ne olursa bunu gerçekleştirmek için hayat yolunda mutlaka yolunuza çıkan o size sunulan minik hediye paketlerini belki görüp alıp kabul edip o yola girmek kesinlikle güzel olabilir kesinlikle diye düşünüyorum. Kesinlikle için geçti. Kesinlikle. Onun için hani geç ben çok kabul etmiyorum. Burada da öyle bir mesaj vermeyelim bence. Ne diyorsunuz? Yeni daha tekrar bu cevap vermek. Hiçbir şey için geç değildir. Evet. Ama müzik ya, ama bir müzik aleti çalmakla alakalı, şarkı söylemekle alakalı. Neye meyilimiz varsa lütfen azimle yapmaya çalışsın. Ben bir de şey soracağım, söyleyeceğim. Hazır bir bilgi olarak eklemek istedim. İzleyenler olduğunda. Yaş ne kadar yüksek olursa, o hani büyük şehirlerdeki beyinsizi dediğimiz, o unutkanlıklar, işte dalgınım, neredeyim, ne oldu, bugün hatırlamıyorum var ya ve sonunda da işte demans, yaşa bağlı olarak Alzheimer gibi o tanısı konan rahatsızlıklara aslında en yüksek şifa müzik. Çünkü müzik aynı zamanda kişinin beyninde yeni nöron ağları oluşturuyor ve hem öğrenmeyi taze tutuyor,
hani vardır bulmaca yapın, sudoku yapın falan gibi. Ona bence bizi de ekleyelim. Ne dersiniz Cafer? Katılıyorum hocam. Evet. Katılıyorum. Çok keyifli bir sohbetti. Söylemek istediğiniz başka bir mesaj olabilir. Burayla alakalı bir mesaj vereyim. Yeni dönemle gelişinizle beraber çevre çok pozitif, daha hareketli, daha canlı ve daha da güzelleşti. Ders anlatma şekliniz, derse hakimiyetiniz etkileyici gerçekten. Böyle bir tarz olduğunu da bize öğrettiniz. Çok teşekkür ediyorum. Ben de kendi adıma çok mutluyum sizlerle olduğum için. O zaman hep beraber yürümenin, yolda yürümenin keyfini çıkaralım müzikle beraber. Tabii. İyi ki geldiniz. Hoş geldiniz tekrar. Siz de tekrar hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Efendim bu hafta da sizlerle beraberliğimizin sonuna geldik. Hafta yine çok kıymetli bir başka arkadaşımla, arkadaşlarımla belki yine beraber olacağız. Hoşça kalın, görüşmek üzere.